Kardeşim bırak cezasını ben çekeyim siktir et. Jirox geçti. Eray geçti. Milliva geçti. Zeon geçti. Vikrains geçti. Eray geçti. Zeon geçti. Jirox geçti. Zeus Rauf geçti. O yavşağı siktir et. Elvin geçti mi lan? Elvin geçmemiştir oğlum. Nereye gidecek? Bir şey söyleyeceğim. Ha Ruthless Ladies bizim İremler geçti. <laughs> Eylül'ü biliyorum lan. Eylül zaten ilk geçenlerden değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında arkadaşlar? Hadi ben de size bir soru sorayım. Yani <laughs> Böyle bazen saçma sapan yorumlar okuyorum. Beni rahatsız ediyor. Henüz ben geçmemiş olsam da ya da işte konuşuruz üzerine de. Yani genelde gördüğüm yorum şu. Eee, parayı gören gidiyor. Parayı görseniz gitmeyecek misiniz abi? Benim de benim çetime sormuyorum bunu. O yorumu yapanlara soruyorum. Yani parayı gördü gidiyor ne demek abi? Ne yapalım çalışmayalım mı? Çalışmasın mı insanlar? Para kazanmasın mı? Ne bileyim. Siz niye okuyorsunuz? Yarın öbür gün bir işe girmek için okumuyor musunuz? İşe niye giriyorsunuz? Sakso mu çekeceksiniz bütün gün? Para kazanacaksınız değil mi? Giderim ben. Chat çok hızlı abi. Chat'i okuyamıyorum. Alo. Ah Ah. Oh, oh. Oğlum bu ne amına koyayım? Flame troll ne bu lan bu? Böyle bir yanma stili yok ama. Neyse yerden düşeni Bu arada koltuk moltuk yandı. Tüm taşaklarımın üstü falan yandı ya. Eşortmanım, şortum falan delindi. Kamera bozulmadı abi. Kamera duruyor işte ne. Oğlum ne diyorsunuz lan? Ne oldu kamera az önce? Bana kattığın her şey için teşekkürler. Güzel insan, iyi yayınlar. Her zaman iyi ol. Ha, düzeldi. Değil. Ha pikselleştim, pikselleşti mi? Japon'a döndü. Nere <laughs> bak? Japon sansür yedik? Beyler, troll yapmayın. Düzeldiyse tamam, konuyu kapatın artık. Çünkü şey olmuyor. Piksellendi az önce. Tamam, sorun düzeldiyse konuya dönüyorum. Hı. Okay. Yani dediğim gibi arkadaşlar şimdi bakın işler şöyle yürüyor. Bizler burada yani influencer olanlar, influencer olmuş olanlar veya influencerlığın bir tık altı olanlar hepimizin burada olmasının bir sebebi var. Her türlü e, hobi olarak başlayan bu yayıncılık işi daha sonrasında eğer şansınız yaver giderse para kazandırtıyor. Para kazandığın, az buzla paralar değil ha. Güzel paralar kazandırıyor. yalan değil. Bak ben ticaretten gelmeyeyim diye hep söylüyorum. E, ticarette kazandığım, götümü yırtıp ticaret yaptığım dönemlerde de güzel para kazanıyordum. Burada da güzel para kazanıyorum. Şimdi nedir bu? Benim gözümde e, Twitch'le, Facebook'la, YouTube'la, onunla bununla bilgisi yok bunun. Yani bir noktada insanlar ekmeğine bakmak zorunda. Tıpkı sizin babalarınız gibi, tıpkı siz gibi, tıpkı biz gibi hepimiz insanoğlu olarak burada para kazanmaya yönelik hareketler yapıyoruz. Şimdi para kazanma yolunda oluşan bir takım karakterler var. Bu karakterleri ben tartışırım ayrı konu. Ekmeğine göz diken, e, sırf sevmediği için, burada eskilerden olduğu için bir başkasının para kazanmasını engelleyen vesaire vesaire gibi göt verenler yok değil, var. Bu şimdi ayrı bir şey. Bu ticaretin, bu para kazanmanın e, şeytanları diyelim tamam mı? Konumuz bu değil ama. Konumuz bu değil. Konumuz insanların daha fazla para kazanmak için mücadele etmesi. Şimdi Twitch'te siz ne yapıyorsunuz? Yayın açıyorsunuz ve de işte izleyicilerin desteğiyle donate olsun, abone olsun, ne bileyim bit olsun, izlenme olsun. Yani izlenmelerle doğru orantılı olarak işte sponsorluklar olsun. Bunlarla birlikte bizim cebimize bir takım paralar giriyor. Kimi zaman az giriyor, kimi zaman çok giriyor, kimi zaman hayvan gibi giriyor. Video izleyeceğiz mi? Dur abi dur. Başka bir şey konuşuyorum şu an. Siktir et videoyu falan. İçinde bulunduğunuz ortamın işletme kısmı yani arka taraftaki e, işleyişini siz bilemezsiniz. Onu çok iyi biz biliyoruz. ya yani Mesela işte TV için Türkiye'deki sonucusu olmaması e, bir takım sorunlarımıza cevap almamız ama sonucu ya da işte nasıl diyeyim çözümünü bulamamamız gibi bir takım zaten herkesin şikayet ettiği zımbırtıları biliyorsunuz. Yani Türkiye yalan yok. Bunu kimse şey yapamaz, inkar edemez. Ne yazık ki Twitch Türkiye global içerisinde siklenilmiyor arkadaşlar. Yani sikleyen yok. Bu bir gerçek. Bu zaten dün var olmuş bir şey değil. Yani Facebook böyle bir şey yaptı diye, Facebook teklifler getirdi diye konuştuğumuz şeyler değil. Abi biz buradayız. Bilmem ne. Neyse. Şimdi benim burada kızdığım nokta şu. İnsanlar kendi izleyicilerine bir duyuru yapıyor. Diyor ki arkadaşlar ben tıpkı Fenerbahçe'de bir oyuncuymuş gibi Barcelona'ya transfer oluyorum diyor. Oradan bana açık yürekli diyorlar ki daha fazla para kazanıyorum. Daha fazla bana bana değer biçen bir platform var orada ve bana bu teklifi sunuyor diyor. Doğal olarak da o kişi yayıncı kişi oturuyor diyor ki ulan diyor bana böyle bir teklif gelmiş. Ben bu evin kirasını ödüyorum, ben bu evin işte masraflarını ödüyorum, kendi kişisel bakımım var, kendi kişisel masraflarım var, okulum var, arabam var, zartım var, zurtum var diyerekten Hmm, iyi teklifmiş bu beni çok daha rahata koşturur diyor ve de plan yapmaya başlıyor ondan sonra kalkıyor bir tane izle istiyor ki yarrak sen bizi nasıl satarsın amına koyayım diyor yani bana bu çok ters geliyor oğlum niye satsın yani niye niye, niye sen ona destek olmak yerine ee, kalkıp da ...küfür kıyamet edip... ...sanki böyle adamı... Ee, ...orospu çocukluğu yapmış gibi... götverendik yapmış gibi nitelendiriyorsun. Ya bu kadar saçma bir şey olamaz abi. Bu fanatizm... ...bizde, bizim toplumumuzda var bu kadar fazlası. Bak rahat geçti anasını satayım miksere. çetin okudunuz mu bilmiyorum. Hoş geldin... ...işte hadi bakalım burası hayırlı olsun inşallah... Ee, ...fark etmez abi seni izlemeye geldik... E, ...mikser de olsa o da olsa bu da olsa... ...mis gibi... Ee, biz sana destek olmaya devam edeceğiz diyen kitle %99.9 amına koyayım. Bizdekilere bakıyorsun he amına koyayım parayı gördü siktirdi gitti. Ya niye gitmesin adam? Senin baban terfi aldığı zaman sikerim lan ne terfi sorusu bu çocuğu ben göt müyüm amına koyayım deyip terfiyi mi kabul etmiyor? Atanmasını mı kabul etmiyor? Devlet Tokun üniversite geçtiği zaman yapmam mı diyor yani. Dünyanın en saçma muhabbeti bu. O yüzden o tarz yaklaşanlara bir şey söyleyeceğim. Bir siktirin gidin yani. Yemesin içmesin ama yayın açısından ziyade yani paraya bizi tercih etti. Paraya sattı bu platformu diyorsun da. E kardeşim bu adam işini yapıyor ya. Burada mutlu değilse niye geçmesin ki iyi bir teklif geldiyse. Ben Facebook'a geçiyorum diye bir şey söylemiyorum hala. Benimkisi açık açık söyleyeyim. Benimkisi muallak. Şimdi şöyle muallak. Facebook'tan ben de teklif aldım. Çok güzel bir teklif aldım. Yani ananıza babanıza sorsanız... ...tıpkı benim gibi ben de ana babama sorduğum zaman... ...oğlum manyak mısın amına koyayım lan? Hani hayatın kurtulur. Yarın öbür gün evleneceğin eşine, çoluğuna, çocuğuna... E, ...köşede bir birikim yaparsın. Neyi düşünüyorsun hala? Diyorken... ...biz hala burada şunu düşünüyoruz. Ulan benim işte 25 aylık abonem var. Abi ben Twitch'te yükseldim, büyüdüm. Hmm ne yapsak? İşte hype'ım biraz azalır mı? Oraya geçtiğim zaman... 1000 1500 bantlarına düşersem izlenmede. E, çünkü bilmiyorsun abi kim sana destek atar, kim atmaz. Kitlen gerçekten e, ne kadar sana sadık bilemiyorsun. Şey tatavaları yapmayacağım. Yani beni gerçekten destekleyen insanları göreceğim orada falan tatavaları yapmayacağım. Zaten izlemek isteyen gelir izler abi. Bu da yapmaz. Moral de bozmaz. Ama bunları düşünmek zorundasın. Çünkü bu benim yine işim. Bir riski var bunun. İşte para belki orada değersizleşiyor. Yani şunu diyorsun. Abi ben bu parayı alacağım diye beni seven insanlar bu platforma alışmış bu platformda ee, nasıl diyeyim kas hafızası mı denir ona? Yani buraya alışmış insanları platformu, altyapısı, arayüzü daha kötü olan bir yere aktarmak acaba onları mutsuz eder mi diye düşünüyorsun. Çünkü Facebook şu an şunu yapıyor. Çok ciddi yatırımlar yapıyor, çok ciddi arayüzü kuvvetlendiriyor. Gaming platformu olarak ciddi anlamda büyüme yönelik hareketler yapıyor. Ediyorsun diyorsun ki tamam bu Facebook amına koyayım. Dünyanın en zengin firmalarından, en zengin platformlarından biri diyorsun. Gibi gibi böyle bu, bu tarz konularla ben bir aydır yalan yok e, yayın açma hevesimi kaybettim. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Beynim yandı yani. Harbi telefonumda yer açılmış olur. Twitch silersem de. Ya kimse Facebook'u kullanmıyor vesaire. Zaten amaç bu oğlum. Facebook niye böyle bir şey yapıyor şu an? Kullanılsın diye. Genç kitleyi bu tarafa alalım, yenilikler yapalım, daha büyüyelim diye yapıyor bunu. Yani o da yanlış bir algı abi. En son dedem kullanıyordu Facebook'u. E tamam doğru bunu biz de biliyoruz zaten. Biz de aptal değiliz ki. Ama Facebook'un bu yatırım yapma sebebi bu zaten. Adam o platformu zenginleştirmek istiyor. O yüzden para dayıyor. E şimdi bu noktada da sana biri kalkıp burada 3 tane 5 tane aboneyle geçimini sağlarken örnek veriyorum küçümsediğimden değil az paralar kazanıldığı için söylemiyorum bunu. O taraf sana yüklü miktarda para teklif ettiğinde bunu oturur bir düşünürsünüz arkadaşlar. Siz olsanız 10 defa düşünürsünüz. Biz olsak 10 defa düşünürüz. Eşitiz diyorum. O yüzden oturduğun yer, oturduğunuz yerden böyle garip garip yok işte paraya sattı, paranın kölesi oldu, paranın köpeği oldu. Ya bu insanlar burada burada kalacak olanlar bile bir teklif aldığı için, bir para kazandığı için kalıyor. Bunu unutmayın. Burada ben kalıyor olursam, ben Twitch'teyim artık dersem Twitch'in bana bir teklif olduğu için kalırım. Anlatabiliyor muyum? Ya mikser başka bir mevzu. Mikser Türkiye'de bak daha şey yok, ofisi yok, sorumlusu yok. Ama mikserin arı yüzü harika abi. Ben giriyorum arada bir bakıyorum. Böyle şuramdan sally akıyor yani. O kadar güzel ki. Bitmedi şu Facebook Twitch muhabbeti sıktı ya. Oğlum yani ne yapalım tepkiyi alan yayıncılar ya bunu adam yeri gelecek üç gün beş gün Facebook muhabbeti yapacak ki e, ikna edebilsin izleyicisini de o tarafa çekebilsin ya arkadaşlar. Ya bunlar öyle komik şakaya alınacak mevzular değil yani. Mikser nedir? Oğlum yok mu bu makine priza takıyor Karıştırıcı, çalkalayıcı. Yaz. Hepsi burada ya. Mikser yaz. Çıkıyor. <laughs> Neyse. Yani sonuç olarak o da yayın platformu kardeşim. ya Bilmeyebilir şimdi. Dalga geçmenin uzun yok da. Ee, sonuç olarak Mikser de al, arayüz olarak bence hepsinden çok iyi. Twitch zaten iyiydi yani. Alıştığımız bir platform olduğu için. Yalan yok oğlum. Ben geçen hafta bir Facebook'ta şöyle bir, bir saat takıldım. Evet eksikleri var ama çatır çatır da düzeltilen yanları da var. Bu sebeple 3 ay sonra 2 ay sonra kendi uygulaması falan geldiği zaman ee, toparlayacak gibi duruyor. Boş yapıyorsun diyene kadar boş boş bir insan görmedim. Ha, chatten birine söyledim. Ya sıkıntı yok oğlum benim konuşmam birine boş geliyorsa siktirsin gitsin <laughs> Neyse yani Facebook muhabbeti çok uzatacağım bir konu değil ama dediğim gibi benim herkesin böyle abi sen de geçiyormuşsun duyduk falan nereden duydular hiçbir fikrim yok. Ee, öyle bir şey yok yani ben şu an Twitch'in beni ne kadar kale alıp almadığı ile ilgili masa başındayım öyle söyleyeyim daha da fazla detaya giremiyorum. Çünkü bu, bütün yayıncıların söylediği gizlilik zımbırtısı gerçek bir şey arkadaşlar konuşamıyorsunuz. Ee, etik de değil zaten konuşmak kimse ilgilendirmez sonuçta bu yani. Arkada sözleşme üzerinde nelerin döndüğü izleyiciyi çok ilgilendiren bir şey değil. Ama e, gerçekten canımızı sıkan Twitch'ten bahsediyorum. Canımızı sıkan biz orospu çocuğu muyuz dedirttiren durumlar var. Yok değil. E, ama onların da imkanı kısıtlı olabilir. Bu da ayrı bir konu. Ama günün sonunda da bir karar vermek zorunda kalıyorsun. Ve burada da tek muhtaç olduğun, tek ihtiyacın olan şey izleyicilerinin seni desteklemesi oluyor. Bunda normal bir şey yok yani. Ya çünkü iki farklı insan tipi var. Abi ne fark eder amına koyayım platformu? Biz seni izliyoruz. Al alırız full screen'imize. Gene izleriz. Bana ne ayrı yüzden diyen tayfa var. Bir de böyle e, işte emojilerin aşırı büyük olmasına takılıp ben izlemem. Ne varım, ne falan diyen kitle var. Bir sürü insan tipi var yani. Arka plan çok güzel olmuş diye yazıları çok görüyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Yani biraz emek oldu. Emek verdik biraz. Dediğim gibi arkadaşlar ne olursa olsun kimse kimseyi satmış olmuyor. Kimse kimseyi nasıl diyeyim yılanlamış falan olmuyor. Herkes ekmeğinin peşinde işinin peşinde. O adamlar bizler yayıncılar burada yayın açarak sizlere güzel zaman geçirtmeye çalışıyoruz. E bizim biz de canı zamana koyayım. Eğer kalkıp da bir yerde evet yüksek meblağ burada kazandığının iki kat üstü, üç kat üstü, bir kat üstü fark etmez. Normal kazandığından daha fazla bir teklif geliyorsa da bunu değerlendirmemek aptallık olur zaten. Bunu kimse tartışmasın. E çünkü empati yaptığınız zaman siz de hak vereceksinizdir. Durum bu. Yani insanların şu son bir haftadır bir aydır yaşadığı bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Olur da ben de geçersem, geçecek olursam bu zaten 10 gün içinde belli olur çünkü hala Twitch'ten bir haber bekleniliyor. Bir takım durumlar var. Geçersem de alırım abi limon tayfayı. Hep beraber geçerim. Yani ben bu kadar drama yapmak istemiyorum. Yani. Platform değiştiriyorum derim geçerim. Ya benim son iki aydır durumlarımı biliyorsunuz. Yani yayıncılıktan, daha doğrusu yayıncılıktan sıkılmak değil. Çetin aşırı toksikleşebilmesi falan beni çok geriyor. Benim çok midemi bulandırıyor. Bu yüzden benim için yeni bir başlangıç bile olabilir belki yani hesabını yapmadım. Ben başta şu teklifi sunmuştum bütün yayıncı arkadaşlarıma. Dedim ki arkadaşlar bir iş yapıyorsak hep beraber yapalım. Kitlelerimiz üzülmesin. Burada beni izlemek için oraya gidip işte sallıyorum. Kemal izlemek için buraya gelip onu izlemek için oraya gidip dalgalanmasın ortam hep beraber hareket edelim demiştim. Nitekim de bu yola böyle başlanıldı. Yani herkes aynı fikirdeydi zaten. Çünkü kimsenin götü değmiyor abi. Kolay bir iş değil. E bir noktada da işte counterlar falan gelince kimileri vazgeçti. Kimileri sinirlendi bu duruma. Herkesin haklı tarafı var yani. Keşke Türk bir platform olsa. Abi Türk bir platform olsa keşke yapalım. Hep beraber yapalım. Ama o işler o kadar kolay değil abi. Üç gün sonra batmayacağım belli değil. Şimdi e, Facebook dediğin yer Instagram'ın sahibi, YouTube'un sahibi, bilmem beni sahibi, WhatsApp'ın sahibi. Amazon dediğin yer zaten ikisi sürekli kapışıyor. Biri dünyanın en zengini oluyor, biri dünyanın ikinci zengini oluyor falan. He, Mixer dediğin yer Allah'ına Microsoft'un. Yani bu adamların yıkılma şansı çok yok. Kolay kolay yıkılmazlar. Ama senin izlediğin Türkiye'deki ee, Türk yayıncılara ne kadar değer veriliyor bunu biz incelemek ve gözlemlemek zorundayız. Çok uzun yazmayın siliyor arkadaşlar. Sonuç olarak neye karar verdi? Sonuç olarak bir şey karar vermedi. Ben de işimi yapıyorum. Yani Facebook bana bir değer biçiyor. Diyor ki sen kardeşim gel buraya al kitleni de seni sevenlerinde gel buraya diyor. Sana şu kadar para vereceğim diyor. Twitch'te ya oturup izlemeyi tercih eder. Tamam giden gitsin diyebilir. Diyebilir de bu arada. Ya da der ki kardeşim gitme biz de sana şu kadar teklif edelim der. Oturur düşünürsün. Dersin ki ulan bu böyle bu böyle. Bu tamamen beni ilgilendiren kısmı yani iş kısmı. Ama inanın öyle aa tamam bu teklif çok iyi. Hadi geçiyorum o zaman diyemiyorum ben işte. Bir aydır bununla uğraşıyorum. Hoş geldin Çisil. E durum böyle olunca da herkesin ortalıkta e, konuştuğu şeyler, izleyicilerin baskısı... İşte işte bu az önce anlattığım örneklendirmeler. Bunlar olduğu zaman da insanın morali bozuluyor. Yayın açma hevesi gidiyor. Bak ben iki aydır adam gibi yayın açamıyorum. Yeni yeni bugün başladım yani. Hoş tabii size daha güzel bir ortam sağlamak için. Çok güzel olmuş lan arka plan falan. Vallahi lan yoksa... Baksana oğlum nah bile böyle 1080p amına koyayım. Kaçın kaçın. Hayır abi kaçılacak bir şey yok. Yani Zaten bu olayların içinde olan bir insan. Onun buraya gelip bu tarz bir konuşmanın içinde olması kötü bir şey değil. Bu olması gereken bir şey zaten. Özetle bana sürekli sorduğunuz abi Facebook'a geçiyor musun? Abi Facebook'a ne zaman geçiyorsun? Abi hadi abi gitme abi kal. Bu muhabbetler 10 gün içinde bitecek. Ee, siz oralara kafayı yormayın. Ben benim için önce ailem için ileride olabilecek varsayımdaki abi ne zaman evleneceksin diye soranlar. Yani bir gün olacak olan eşim için, çoluğum çocuğum için en doğru kararı almak zorundayım. Bu da öyle bir günde karar verilecek bir şey değil. Siz benim yanımda olduğunuz müddetçe ben zaten yürü ya kulum derim amına koyayım. Kralına da girerim yani. Hayırlısı isen evet abi hep öyledir. Babam da hep öyle söyler. Hayırlısı neyse o olsun. O yüzden çok mıncıklamak istemiyorum bu konuları. Bunun dramaya da çevirmek istemiyorum. Benim bakış açım bu olaylara böyle.